olunca insanlar etmeye gayet... Sokar Türkiye Aşı tarafından 6.3 milyar dolar yatırımla geçtiğimiz yıl faaliyete başlamıştır. Dün itibariyle toplam 37 akaryakıt dağıtım şirketi, 90 LPG dağıtım şirketi bulunmaktadır. Şu LPG denetim sistemini de 8-9-10 olarak eklerseniz... üstümüze düşen mevzuları... sorunlarımızı sayın vekilimize ilettik, gerekli notları aldı. Gerekli telefon görüşmelerimizle işin muhataplarına direkt bilgi aktardı. İşin muhatabıyla yani EPDK başkanımız da dile getirdiği gibi hem nakliye hem de kar marjları konusunda bir çalışma yapıldığını dile getirdi. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başka üyelerimiz olmak üzere ilimiz ticaret ve esnaf camiasını çatısı konumundadır. Göreve geldiğimiz günde ifade ettik, şimdi de dile getiriyoruz. Odamızın tüm imkanları üyelerimizi düzenleyeceği her türlü faaliyete açıktır. Her geçen gün değişen, gelişen, büyüyen Türkiye için, Malatya için sizler de elinizi taşın altına koyun ve birçok yatırımı da Malatya'mıza, memleketimize kazandırıyorsunuz. Ben bu vesileyle bütün iş adamlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugün Malatya Akaryakıt ve Otogaz satıcıları, akaryakıt istasyonu sahibi, işletme sahibi iş adamlarımızla bir aradaydık. Tabii ki her sektörün kendine az farklı sorunları var. Biz bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgiler çerçevesinde EPDK Başkanımızla, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Müş'le görüşmelerimizi yaptık ve sorunları ileten kişiler olarak sizler, bütün arkadaşlarınızı temsilen bizlere konuları ilettiniz. Ve inşallah sizlerin yaşamış olduğu sorunları bertaraf etmek için bizler de üzerimize düşeni memnuniyetle yapacağız. Bugün kıymetli başkan yardımcılarımızla beraber, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte toplantılardık. Ben bütün iş adamlarımıza sundukları katkı için Malatyalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bizim de siyaset kurumu olarak onların sorunlarını çözmek, işlerini kolaylaştırmak ve onların aracılığıyla çözüm oluşturmak üstümüze vazifedir. Ben bu vesileyle bir kez daha toplantımızın sağlık, sıhhat, huzur ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hiç kar var gelmedi mi? Mehmet. Bakayım diyorum, onlar da bana bakıyor. Meclis üyelerinin esin başkan var. Adam sizin de gördüğünüz üzere iş yürü teşkilatı kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle, belediyesiyle, meclis üyeleriyle bir bütün halinde, bir yumruk halinde burada hazır. Önümüzdeki süreçte de inşallah aynı güçle, aynı birliktelikte sahada olacak ve bugüne kadarki başarılarına inşallah başarı ekleyecek. Yeşilyurt Belediyesi artık Doğu Anadolu'daki belediyeler içerisinde en büyük belediyelerden bir tanesi. 2021 yılını da gerçekten iyi bir performansla kapattık diyebilirim. Bütçemizi bile bir 42 milyon arttırdık. Bunu da arttırdığımız rakamı da tekrardan tamamlayarak %103 oranında bir bütçe başarısıyla da taşlandırdık. Geçen yıl birçok projemiz vardı. Özellikle Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Tarım Bakanlığı, bu üç bakanlıkla ilgili değerli başkanım bizim projelerimizin gerçekleşmesi için çok büyük katkıları, destekleri oldu. İnşallah bu yılda yeni projelerle bölgemize değer katacak, geliştirecek, büyütecek yeni projelerle de devam edeceğiz. Biz bu yolu 20 yıldır yürüyoruz ve yürümeye de devam ediyoruz. Allah nasip ederse 2023'e emin adımlarla gideceğiz. 2023 bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanımızı direkt milletimizin seçtiği
ikinci kez seçtiği seçim olacak. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız da o seçimin bir kez daha ikinci kez millet tarafından direkt seçilen Cumhurbaşkanı olacak. Buna hazır mı teşkilat? Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, genel başkanımız, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. 20 yıldır yaptığımız bütün çalışmalarla vatandaşlarımızın erişimini, ulaşımını, sağlığını, eğitimini, fiziksel şartların neredeyse tamamını en iyi şekle büründürerek 20 yılımızı kat ettik. Ve AK Parti'nin birinci 20 yılıydı bu. AK Parti'nin birinci 20 yılında tüm Türkiye'nin Malatya dahil olmak üzere fiziksel şartlarıyla ilgili hangi alanları varsa tamamladık. Hastaneler, okullar, üniversiteler, yollar, köprüler, her biri Türkiye'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi adına atılan çok önemli adımlardı. Malatya yereline baktığımızda 20 yılda tam 35 katrilyon Malatya'mıza yatırım yapmışız. 2022 yılı sadece bir yıl içerisinde 500 milyonluk yatırımı alan nasip ederse ki sonrasında artan yatırımları da göreceksiniz. En az 1 milyar, 1,5 milyar civarında desteği ve yatırımı biz Malatya'mıza getireceğiz. Yatırım almaya devam ediyoruz. Fiziksel şartları iyileştirdik. İyileştirmeye devam ederken bütün vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu yükselttik. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Ve bu vesileyle de birliğimizle, beraberliğimizle birlikte yolumuz, yolunuz, bahtınız, bahtımız küçük olsun. Allah 2023'te de sağlıkla, sıhhatle, huzurla vatandaşlarımızla birlikte 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye tasavvur edenlere, AK Parti'siz bir Türkiye tasavvur edenlere, Cumhur İttifaksız bir Türkiye tasavvur edenlere bir kez daha 16. seçimde de bir kez daha AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın başarısı 2023'ü taçlandırsın inşallah. Sizlerin vereceği destekler, milletimizin vereceği destekler 2023'ü göğüslememize ve sandıklardan sapasağlam çıkmamıza vesile olacak. Deprem konutlarını inşa ettik. Ve yakıncadaki özellikle 4K sitesi, Cenk Apartmanı, Ada Apartmanı'nın olduğu yerler sizlere bunlar sorulduğu ve bilgi istendiği için tekraren söylüyorum. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın evleri tamamlandı. Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde, en fazla bir ay gibi bir süre içerisinde teslimatlar yapılıp kurallar çekilecek. Hem Kaynarca mahallemizde 500 tane, hem Yakınca mahallemizde 500 tane, 500 tane de sosyal konut Allah nasip ederse Yakınca'mızda inşa ediyoruz. Sosyal konutların ihalesi 2 Mart'ta yeniden sosyal konutların ihalesi yapılacak. Bunları yaparken, deprem konutlarımızı yeniden inşa ederken, kentsel dönüşümler de yine belediyemiz tarafından devam ettiriliyor. Geçen gün beraber gittiğimiz, birlikte ekip olarak orada olduğumuz bir kentsel dönüşümü Yeşilyurt'ta da belediyemiz yapmaya başladı. Çok önemli ve çok güçlü bir hamle. Malatya deprem bölgesi, kentsel dönüşüm çok zor bir iş. Hiçbir tane vatandaşımızın mahkemelik süreci başlatmadan kentsel dönüşüme evet demesi de bir belediye için en önemli başarıdır. Ben bu vesileyle belediye başkanımızı kutluyorum.